Allah ayet indiriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُد۪يعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا İman eden ve salih amel işleyenler. Biz işini güzel yapan adamların ecrini zayi etmeyiz diyor Allah. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُد۪يعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا İman eden ve salih amel işleyenlerin, biz işini güzel yapan adamların ecrini zayi etmeyeceğiz diyor Allah Azze ve Celle. Ey Müslümanlar! Bu ayetin Mekke toplumunda indiğini düşünün kardeşlerim. Mekke toplumunda indiğini düşünün. Müslümanlar çalışıyorlar, Müslümanlar koşturuyorlar, Müslümanlar anlatıyorlar. Anlatıyorlar ama dinleyen yok. İnsanları çağırıyorlar ama onların çağrılarına icabet eden yok. Aradan neredeyse 10 sene geçmiş, 60-70 tane Müslüman var. Mekke onlara zulmün her türlüsünü reva görüyor. Kendi aralarında oturdukları zaman düşünüyorlar. Acaba diyorlar bizim sonumuz ne olacak? Bu iş nereye varacak? Nereye kadar anlatacağız? Nereye kadar insanları davet edeceğiz? Nereye kadar bu iş devam edecek? Kendi aralarında bunu konuşuyorlar. İç dünyalarında bunu merak ediyorlar. Allah ayet indiriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُد۪يعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا İman eden ve salih amel işleyenler. Biz işini güzel yapan adamların ecrini zayi etmeyiz diyor Allah. Siz yaptıklarınızın karşılığını dünyada da göreceksiniz. Yaptıklarınızın karşılığını ahirette de göreceksiniz. Siz zannediyor musunuz ki sizin bu yaptıklarınız boşa gidiyor? Sizin bu çabanız boşa gidiyor. Sizin bu çektiğiniz eziyet boşa gidiyor. Sizin bu davetiniz boşa gidiyor. Siz böyle mi düşünüyorsunuz diyor Allah. Hayır. Biz güzel iş yapan adamların ecrini zayi etmeyiz diyor Allah. Mekke'deki Müslümanlara. Aynısını bize de söylüyor kardeşlerim. Yani bugün Müslüman karşısındaki küfre baktığı zaman bazen ümitsizliğe kapılabiliyor. Bir Müslüman bir gün boyunca 24 saatini insanları Allah'a davet etmeye verse, davet ettiği insan sayısı 10 tanedir, 20 tanedir. Bunların içerisinden ya bir tanesi kulak veriyor o Müslümana ya da vermiyor. Yani bazen veriyor, bazen de vermiyor. Ama öte tarafta fesat, adam kumandanın tuşuna bastığı anda, aynı anda milyonlarca, milyarlarca insan tek bir tuşun karşısında ifsad oluyor. Fesat akın akın insanların üzerine geliyor. Ama Müslümanların ıslah çabaları böyle tabiri caizse okyanusun içerisindeki bataklığın içerisindeki bir sızıntı gibi ya görünüyor ya da görünmüyor. Şimdi haliyle Müslüman kafirlerin yaptıklarına bakıyor, imkanlarına bakıyor, kendi gücüne kendi imkanlarına bakıyor. Şeytan da Müslümana vesvese vererek Müslümanı ümitsizliğe düşürüyor. Biz diyor bu çabayla ne yapacağız? Yani karıncanın yürüyüşüyle Kabe'ye gitmeye çalışıyoruz. Biz bu yürüyüşle, bu yavaşlıkla, bu imkansızlıkla biz nasıl bir sonuç elde edeceğiz diyor. Allah Azze ve Celle Müslüman'ı teselli ediyor. Sen merak etme diyor. Senin İslam davası uğruna attığın her adım senin toprağa fırlattığın bir tohum gibidir. Tohumun bazısı vardır, bir sene içerisinde filiz verir. Bazısı vardır, 10 sene içerisinde filiz verir. Bazısı vardır, 50 sene içerisinde filiz verir, ağaç haline gelir. Ama toprağa atılan tohum zayi olmaz. Bir şekilde Allah o tohumu büyütür ve o tohumun karşılığını verir. Sizin çalışmalarınız da işte böyledir. Sizin gözünüze gelmiyor olabilir. Fitnenin, fesadın karşısında küçük görünüyor olabilir. Ama Allah işini güzel yapan adamların amellerini zayi edecek değildir diyor Allah Azze ve Celle. Gerçekten de öyledir kardeşlerim. Yani çok böyle uzun büyük hayaller kurmaya gerek yok. Bundan 10 sene önce, 12 sene önce biz insanlara tevhidi anlattığımız zaman 4-5 tane adam bulamıyorduk tevhidi anlatacak. O anlattığımız 4-5 tane adamın bir tanesi kesin bize hakaret ediyordu. Bir tanesi kesin bize küfrediyordu. Bir tanesi kalkıp ortamı terk ediyordu. Bir tanesi de bizimle dalga geçiyordu. En iyi olanı da bizi dinliyordu. Söylediklerin doğrudur ama bizim yapacak bir şeyimiz yok diyordu. Vallahi sonra vallahi. 3 ay boyunca ben insanlara tane tane eski tanıdıklarımı anlattım. Kime anlattıysam ya benimle dalga geçti, ya bana kızdı, ya bana hakaret etti, ya beni tehdit etti. Ama bir tane dahi adam benim söylediğime icabet etmedi.
Ben o mıntıkayı bıraktım, terk ettim, gittim. Bir sene aradan geçtikten sonra bir kişi benim söylediklerimi düşünmüş. Benim söylediklerimin doğru olduğuna kanaat etmiş. Yani adam aslında doğru söylüyor demiş. Bir sene sonra beni aradı. Dedi ki eğer Mısır'dan buraya gelirsen beni görmeden sakın gitme. Mutlaka seninle konuşmak istediğim şeyler var dedi. O da imamdı zaten. Yani hani bu söylediğim adam da imamdı. Bir sene de imamlığı bırakmadı. Yani bir sene de tevhidi kabul ettikten sonra imamlığa devam etti. En son ben yani bir daha benim seninle bir işim yok bu mesleği bırakmazsan, bu hıyanet kurumuna askerlik yapmaya devam edersen ben seninle arkadaşlığımı keseceğim dedikten sonra tamam dedi ben tövbe ediyorum, istifa ediyorum, ben iman ediyorum dedi bir tane adam. Bugün ise gittiğimiz yerlerde, konuştuğumuz bütün yerlerde salonlarımız ağzına kadar doluyor. Bakın şöyle arkanıza yer yok şu anda salonda. Doğru mu? 10 sene geçmedi daha aradan. İnna la nudi'u ecra men ahsana amela. Biz amel yapan adamların amelini zayi etmeyiz. Vallahi kardeşlerim, biz bozmazsak, biz değişmezsek, biz sapıtmazsak, Allah'ın davasına ve Allah'ın dinine yardım edersek bugün gördüklerimizi yarın küçümseyeceğiz. Bu ne ki diyeceğiz? Meydanlar doluyor diyeceğiz. İnsanlar akın akın bu dine icabet ediyor diyeceğiz. Yeter ki biz sabretmeyi bilelim. Teklifler ve tehditler karşısında sapıtmayalım. Ayağımız sabit bir şekilde yere bassın. Diyelim ki Allah'ın dini uğruna başımıza gelen hoş gelmiştir, baş göz üstüne gelmiştir. Allah'ın dini uğruna bize sunulan ve bizi kendi ortamımızdan koparmaya çalışan bütün tekliflere de kapımız kapalıdır diyelim. Biz dik duralım. Göreceksiniz Allah Azze ve Celle bizim yaptığımız amellerin hiçbir tanesini zayi etmeyecek. Vallahi ben bazen bugün, yani şu zaman için söylüyorum. Bazen gittiğim yerlerde, konuştuğum yerlerde şöyle Müslümanlara bakıyorum. Müslümanlara baktığım zaman duygulanıyorum. Subhanallah diyorum. Yani bundan fazla değil ha kardeşler. 2003'lerden, 2004'lerden bahsediyorum. 13 sene önceden, 14 sene önceden bahsediyorum. 12 sene önceden bahsediyorum. Vallahi 3 ay boyunca her gün ne kadar tanıdığım insan varsa gittim anlattım. Ya bana kızdılar, ya beni tehdit ettiler, ya beni kovdular ila ahirihi. Ya da dalga geçtiler. Dinlemek bile istemiyordu insanlar anlattığımızı. Ama bugün bakın Allah'a hamdolsun. Dünyanın artık kendi dilimizde davet yapıyoruz. Kendi dilimizde davet yetmiyor. İnsanlar başka dillerden Müslümanlardan davet yapmalarını talep ediyor. Bu daveti başka dillerde yeryüzünde yaymak için çabalıyoruz. Bu bizim çabamız değildir. İnsanların talebi olduğu için bunu yapmaya çalışıyoruz. Niye kardeşlerim? Çünkü Allah kendi dini uğruna çalışan insanların amellerini zayi etmez. Ümitsizliğe kapılmayacağız. Ümitsizliğe kapılmayacağız. Bundan 10 sene, 15 sene önce bazı meseleleri Müslümanlarla konuştuğumuz zaman aslında Müslümanların sesi böyle gür çıkmalı, aslında Müslümanlar sokak davetleri yapmalı, Müslümanlar kapı kapı gezip insanları İslam'a çağırmalı dediğimizde birçok bizim kendi kardeşimiz gülüyorlardı. Böyle bir şeyin olmasının mümkün olmadığını söylüyorlardı. Nasıl hiç buna kafirler müsaade eder mi diyorlardı. Etmesinler. Biz onlardan mı müsaade alıyoruz? Bizim için Allah bize müsaade vermiştir. İnsanları benim dinime davet edin demiştir. Allah bize müsaade verdikten sonra kim bize müsaade vermemiş? Kim bizim yerlerimizin kapısına mühür vurmuş? Kim bizim yerlerimizi kapatmış? Kim burada insanlara dini anlatamazsınız demiş? Bizim için bir değeri yoktur. Bu sadece bizim imanımızı arttırır. Allah'tan bizim elimizde bir belge vardır ve bu belgenin kelimeleri de değişmemiştir. Bu belge görmüş olduğunuz bu kitaptır. Bizim elimizde Allah'tan en güçlü belge vardır. Bu belgeyle insanları Allah'a davet ediyoruz. Onun için kardeşlerim, ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Korkmayacağız. Birbirimize kendi aramızda ümitsizlik pompalamayacağız. Bilakis sürekli birbirimize geçmiş ümmetlere Allah'ın yaptıklarını ve günümüzde Allah'ın ayetlerini gözlerimizle görüyoruz. Allah'ın Müslümanlara gösterdiği ayetleri Müslümanlar olarak birbirimize hatırlatacağız. Ve hiç unutmayın, Allah kendi dini için çabalayan, kendi dini için uğraşan Müslümanların yaptığı amelleri asla ve kat'a Allah Azze ve Celle zayi edecek değildir. Ha, bazısı bir senede olur, bazısı 10 senede olur, bazısı 100 senede olur. Ama mutlaka bir gün müminlerin amellerinin karşılığı kendilerine gösterilir.